Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Çocukları Tanıma ve Değerlendirme kitabımızın 7. ünitesi olan Değerlendirme Etkinliklerinde Aile Katılımı konusunu ele alacağız. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aile katılımı kavramını açıklayabilecek, aile kavra katılımının öğrencinin eğitim ve öğretim sürecindeki rolünü tartışabilecek, aile katılımının ölçme ve değerlendirme sürecindeki rolünü tartışabilecek, aile katılımında görüşme ve anketten nasıl yararlanılabileceğini açıklayabilecek, Ailelerin çocuklarını tanımalarına yönelik etkinliklere örnek verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Aile toplumsal yapının temelinde yer alan sosyo-duygusal, sosyo-ekonomik ve psikolojik boyutları olan toplumsal bir birimdir. Çocuğun eğitiminin ve sosyalleşmesinin başladığı ilk yer ailedir. Çocuğun yaşamının önemli bir parçası olan aile eğitim süreci içinde oldukça önemlidir. Çocukların daha nitelikli yetiştirilebilmesi, yaşama hazırlanmasını sağlamak okul ve ailenin sorumluluğundadır. Bu nedenle okul ve aile işbirliği geliştirilmelidir. Okul ve aile işbirliğini geliştirirken çocukların okulda ve okul dışı yaşamlarında başarılı bireyler olmalarını sağlamak, okul programını geliştirmek, ailelerin okula desteğini sağlamak, ailelerin becerilerini ve liderliğini artırmak, okulda ve çevrede bulunan ailelerle iletişim kurmak, öğretmenin çalışmalarına destek olmak amaçlanmaktadır. Aile katılımını, ailenin eğitim sürecinde katılmasını öngören çalışmaların sistemli bir biçimde düzenlenmesini sağlayarak ev ve okul arasında köprü kurulmasını sağlayan bir yaklaşım olarak ele alabiliriz. Farklı aile katılım modelleri vardır. Gordon modeli, Gronik ve Sloviyazak modeli, Howard Dempsey ve Sandler modeli, Hill ve Tyler modeli, Epstein aile katılım modeli farklı aile katılım modellerindendir. Gordon modeline baktığımızda 3 alt model karşımıza çıkıyor. Aile modeli, okul modeli, modeli ve toplum modeli. Aile modeli ailelerin eğitim sürecinin bir parçası olmak istediklerini ama sürece nasıl dahil olacaklarını bilmediklerini ifade eder. Okul modeli ise ailelerin gönüllü olarak okulla etkinliklerine katıldığını ve bu katılımın okul ve öğretmen sistemini değiştireceğini belirtir. Toplum modeli ise toplumun kaynaklarının okul ve ailelerin hizmetine sunulmasını ve okul aile toplum işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, eğitimsel başarının ancak ve ancak bu şekilde başarılı olacağını belirtir. Gronik ve Sloviyazak modeline baktığımızda bu modelin aile katılımını, ailenin sahip olduğu olanak ve kaynakları çocuğunu adaması olarak tanımladığını görebiliriz. Aile katılımını davranışsal, bilişsel ve kişisel olmak üzere üç boyutta ele alır bu model. Davranışsal boyut ailenin okul etkinliklerine katılımını ifade eder. Kişisel boyut ailenin okula yönelik tutumunu ifade eder. Bilişsel boyut ise çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek için ailenin çocuğa uyarıcı etkinlikler ve ortamlar sunmasını ifade eder. Howard ve Sandler modeline baktığımızda bu modelde aile katılımının 5 düzeyde gerçekleştiğini görüyoruz. Birinci düzeyde ailenin aile katılımı için karar vermesi. ikinci düzeyde ailenin nasıl aile katılımının yapacağına karar vermesi. Üçüncü düzey aile katılımının mekanizmaları. Dördüncü düzey değişkenler. Beşinci düzey ise öğrenci çıktıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hill ve Tyler modeline baktığımızda bu model, bu model aile katılımında başarı yükseltmek için iki mekanizmadan söz edilir. Sosyal etkileşim ve sosyal kontrol. Sosyal etkileşim ailelerin çocuklara nasıl destek sağlayabileceklerini okuldan ve ailelerden öğrenmesini ifade eder. Sosyal kontrol ise okul ve ailelerin davranışlar konusunda ortak görüşü anlamına gelir. Epstein aile katılım modeline baktığımızda bu modelin aile katılımını 6 kategoride sınıflandırdığını görüyoruz. Anne babalık, iletişim, gönüllülük, evde öğrenme, karar alma ve toplumla işbirliği bu modelde aile katılımını ifade eden 6 kategoridendir. Ee, peki aile eğitim sürecine neden katılır? Şu nedenlerden ötürü aile eğitim sürecine katılır? Ailelerin gözlemlerinden ve görüşlerinden yararlanmanın çocuğun gelişimi için önemli olması, ailelerin eğitim sürecine katılmasının bir gereklilik olması, okul ortamı içinde ortak bir kültür oluşturmak için aile katılımının gerekliliği, ailelerin çocuklarının gelişimi için en iyi ve et en etkili yöntemleri bulmak için zorlanmaları, aile katılımının okul yönetiminin demokratikleştirilmesi sürecinin bir parçası olmadığı olması nedenlerinden ötürü aileler eğitim süreçlerine katılırlar. Peki aile katılımıyla ne amaçlanır? Aileleri, aileleri okul aile işbirliği konusunda bilgilendirmek, aileleri çocuk yetiştirme ve çocuklara rehberlik etme konularında desteklemek, ailelere içinde bulundukları problemlerin çözümünde yardımcı olmak, okul çağına gelmiş çocukları ve kardeşlerini okula hazırlamak, ailelere toplum kuruluşlarından yararlanmaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak, ailelerin eğitsel amaçlara katılmalarını sağlamak ve onları çocukları için öğrenme olanakları sağlamaları için desteklemek, aileler ve öğretmenler arasında nitelikli iletişimi sağlamak aile katılımının amaçlarındandır. Aile katılımı hem ailelere hem çocuklara hem de öğretmenlere bazı yararlar sağlar. Aile katılımıyla çocuk başarılı olmak için çaba gösterir, okula devamsızlık yapmaz, ailenin desteğini hissederek okula yönelik olumlu tutum geliştirir, sorumluluk duygusu gelişir ödevlerini yaparak okula gelir. Öğretmen ise daha verimli çalışabilir, aileleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve ailelerden eğitim süreci için destek alabilir. Aile katılımının aileye ne gibi yararları olur? Aile çocuğu ile etkileşim içerisinde bulunur. Çocuğunun gelişimsel özelliklerini ve okulda ne yaptığını takip eder ve bu konuyla ilgili bilgi sahibi olur. Okula yönelik olumlu tutum geliştirir ve evde çocuklarına destek olabilecek bilgi ve becerilere sahip olur. Peki aile etkin katılım etkinlikleri nelerdir? Ee, pek çok aile katılım etkinliği düzenleyebiliriz. Sergiler, toplantılar, ev ziyaretleri, sınıf gazeteleri ve bültenler, kermesler, gösteriler, işbirliği defterleri, aile katılımını gerektiren ödevler, ailelere davetler, duyuru panoları aile katılım etkinliklerine verilebilecek örneklerdendir. Peki ölçme değerlendirme sürecinde ailenin rolü nedir? Buna bir bakalım. Aile katılımı ailelerin çocukların öğrenmelerine ve gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla sınıf içi ve sınıf dışı eğitim süreçlerine katılmaları ve öğretmenle işbirliği yapmaları olarak tanımlanabilir demiştik. Ölçme ve değerlendirme süreci de eğitim ve öğretim sürecinin temel bileşenlerindendir. Bu nedenle ailelerin bu önemli süreçte de yer alması gerekmektedir. Peki ölçme değerlendirme sürecine katılan aileler çocukların çocukları hakkında ne gibi bilgi sahibi olabilirler? Öncelikle ölçme değerlendirme sürecine katılan ailelerin çocuklarının güçlü ve zayıf yanlarını öğrenme öğrenmeye şansları olur. Yani çocuklarını tanımaya fırsatları olur. Çocuklarsa aileleri ve ölçme değerlendirme süreçlerine katıldığı için okula ilişkin olumlu tutum geliştirilebilirler. Öğretmenler ise ailelerin ölçme değerlendirme sürecine katılmaları sonucu ailelerle olumlu iletişim kurması şansı yakalarlar. Ölçme ve değerlendirme sürecinde aile katılımında kullanılabilecek bazı stratejiler vardır. Bunlar bilgi alma, bilgi verme, destekleme ve takım üyesi olma şeklinde sıralanabilir ve geliştirilebilir. Ee, peki, ailelerin ölçme değerlendirme sürecine katılım ilkelerine göz atacak olursak, ölçme ve değerlendirme sürecinde aile katılımının öğretim programlarının bir parçası olmalıdır. Aileler ayrıntılı bir biçimde ölçme değerlendirme süreci ile ilgili bilgilendirilmelidir ve ailelerin ölçme değerlendirme sürecine katılımı sistematik düzenli bir şekilde gerçekleşmelidir. Ölçme ve değerlendirme sürecinde aile katılımı sağlarken bu iç ilkeyi göz önünde bulundurmalıyız. Aileyi değerlendirmek demek aileden bilgi toplamak demektir. Aileden bilgi toplamak ise hem aileyi tanımak için hem de çocukların öğrenme sürecinde aileyle çalışmak için kullanılabilir. Bu aileden bilgi toplamak, aileyi değerlendirmek, aileyi tanımak özellikle erken çocuklukta ve özel gereksinimli çocuklar, çocukların eğitiminde oldukça önemlidir. Çünkü çocukların gelişimsel özellikleri, aile yapıları bu yaş grubu, bu özellikteki gruplar için oldukça önem taşımaktadır. Aile ile işbirliğinde kullanabileceğimiz bazı teknikler var. Ee, görüşme ve anket alacağız biz. Görüşme gözlemleyemediğimiz davranışlar, duygular ya da bireyin etrafındaki dünyayı nasıl ifade ettiklerini anlamayı sağlayan veri toplama yöntemlerindendir. Farklı görüşme yöntemleri vardır. Odak grup görüşmeleri yani birden fazla kişiyle yapılan görüşmeler, yapılandırılmış görüşmeler yani sorularını önceden hazırladığımız görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşmeler, taslak bir soru formuyla görüştüğümüz, süreç içerisinde görüşme sorularının değişebileceği tarzdaki görüşmeler, yapılandırılmamış görüşmeler tamamen konuya ilişkin doğal bir şekilde yapılan görüşmeyi ifade etmektedir. Anket ise aile ile işbirliğinde kullanılan tekniklerden bir diğeridir. Herhangi bir konuda durum saptaması yapmak amacıyla bu grubu oluşturan kişilerin bilgilerini, görüşlerini ve tutumlarını ortaya çıkarmak için hazırlanan bir veri toplama aracı olarak değerlendirebiliriz anketi. Anketler aracılığıyla istenilen bilgilere kolayca ve ekonomik bir şekilde ulaşılabilir. Anketler elektronik posta yoluyla, posta yoluyla veya telefonla gerçekleştirilebilir. Evde ailelerin çocuklarını tanımaya yönelik yapabilecekleri birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalara örnek verecek olursak, ürün dosyası oluşturma, denetim listeleri doldurma, yani gözlem yaparak çocukları değerlendirme, kişisel bilgi formu doldurma, birlikte ödev yapma, birlikte zaman geçirme, birlikte resim yapma gözlem yapma, yansıcı defter oluşturma gibi etkinlikler ailelerin çocuklarını tanımaya yönelik yapabileceği etkinliklere örnek olarak verilebilir. Burada ünitemizin sonuna geldik. Daha detaylı bilgi için kitabınızın 7. ünitesini okuyabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.